Klasik korku gerilim filmlerinden sıkıldıysanız neredeyse tamamen çocukların yer aldığı bir filme ne dersiniz? Filmin adı Norveççe'de şöyle okunuyor. Die Uskyldige. Türkçesi ise Masum. İngilizcesine bir S takısı getirilmiş ve çoğula dönüştürülmüş. Innocents yani masumlar. Örünüyor. Ya. Skal jeg vise deg noe? Nå. Oy. Filmin isminde çocuklar kastediliyor. Filmde 7 ve 11 yaş civarında çocuklar yer alıyor. Ama gelin görün ki filmin daha ilk dakikalarında bu çocukların masumiyeti sorgulanıyor. Arabanın içerisinde masum ya da masum olması gereken bir çocuk görüyoruz önce. Bu masum çocuk anne ve babasına fark ettirmeden hemen yan tarafında oturan otistik ablasının canını yakmaya çalışıyor. Bu minik çocuğun ablasına karşı sergilediği bu tavır daha sonra onun ayakkabısının içerisine cam parçaları koymaya kadar uzanıyor. Soru net, çocuklar masum mudur? Ya da bu soruyu filme göre biraz süslersem eğer, karanlık ve şeytani yanları ağır basan çocuklar var mıdır? Ya böyle çocuklar varsa ve bunların bir de üstüne üstlük doğaüstü güçleri bulunuyorsa? Bu tam bir İskandinav filmi. Sinematografiden kurguya, oradan oyunculara, oyunculuklara ve senaryoya kadar farklılığını hissettiriyor bize. Bence 2 saate yakın süresi bu filmin en büyük dezavantajı, çocukların üstün performansları ise filmin en büyük artısı. Bu filmde çocukların yer almasına çok bakmayın derim. Midenizin almayacağı kadar vahşi olaylar var. Bu vahşetin küçük yaştaki çocuklarına sunulması filmin çarpıcı yönlerinden bir tanesi. Bu filmde yetişkinler neredeyse yok gibi. Sadece var oldukları için varlar. Filmde seyrettiğimiz yetişkinler ne çevrelerinde olup bitenin farkındalar ne de yanı başlarındaki çocuklarının dünyalarını anlayabiliyorlar. Film iyi ve kötü arasındaki çizgiyi, var olması gereken çizgiyi önce bulanıklaştırıyor. İyi ve kötü nedir tam olarak? Çocuklar o masum dünyalarında, o minik yaşlarında yetişkinlerin iyi ve kötü diye çizdiği o sınırların ne olduğunu anlayabilir mi? Bir süre sonra işte bu iyi ve kötünün çizgisi netleşmeye başlıyor. Peki masum, sürekli mama. Daha sonra çocuklar arasında yaşanan savaş izlenmeye değer. Büyüklerin hemen yanı başında bazen onları da içine alarak sessizce ama vahşice devam eden bu savaş bizlere sıra dışı bir gerilim yaşatmayı başarıyor. Sonuç olarak bu film çocukların yetişkinlerin arasında ama farklı bir boyutta yaşadığı doğaüstü bir savaşı anlatıyor. Çocuklar masum mudur? Bizleri işte bu soru üzerine düşündürürken olayı sadece doğaüstü güçlere bağlamaması da filmin bence ayrı bir güzelliği olmuş. Eğer final daha güzel olsaydı ve film daha akıcı bir kurguya sahip olsaydı ve tabii ki filmin süresi 1,5 saate doğru çekilebilseydi şimdi 8 puana yaklaşan bir film konuşuyor olabilirdik. Ama ne olursa olsun bu haliyle bile izlenmeye değer. İskandinav sineması, iyi ki varsın.